ilgi duyanlara da duyuruda bulunmuş olduk. Seni dinliyorum. Evet, aynen dediğiniz gibi bu toplantıyı Mannheim Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Polat düzenledi. Ve toplantıya dediğim gibi birçok sayıda dernek yöneticisi evet. katıldı. Ve bunların içinde Mannheim İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Baklan da vardı. Avrupa'da 7 gün mikrofonlarını uzattığımızda teröre hayır paneline katılan derneklere teşekkür ederek yapılacak yürüyüşün maddi ve manevi destekleyecekleri sözünü verdi Mustafa Bey. Ve toplantı gece saat 12'ye doğru dağıldı ve komisyona kalan üyeler çalışmalarına başladılar. Ve bu çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü bizler de orada bulunacağız. Evet. Peki bu vesileyle ben şimdiden Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar Almanya'daki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın kutluyorum. Sana da iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Sağ olasın. Evet, Sayın Başkan görüyorsunuz dünya bel dibine geliyor ama biz de buradan dünyaya yayılıyoruz ve dünyaya sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok kısa olarak ben üç konumla da önce kendilerini tanıtmasını rica edeceğim tekrar. Siz bel dibinde uzun yıllardan beri belediye başkasınız değil mi efendim? Ben sözlerime başlamadan önce. Bu yeni şehitlerimizin ve şimdiye kadarki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu esnada milletimizin de yarınki Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ha ben 38-1961 TC vatandaşı Berlin'de doğumlu Abdullah Çelik. Berlin doğumlusunuz. Evet, Berlin doğumluyum. Berlin yörüklerindeniz biz kendimizden ama Anamur Kozan 1800'lerde Mersin Güney, Mersin Güney'den 1850'lerde Berlin'e gelmişiz. Böyle gelen bir şey aileyiz, geniş bir ucumuz. Evet. Hani Antalya çevresinde yaygınız. Bir ucumuz da buradan Konya'ya Aydın'a kadar uzanıyor yörükler olarak şey olarak bir şekilde. Bunlara da gurur duyuyoruz. Yani diyorsunuz çok köklü bir sülaleyiz. Köklü bir sülaleyiz. Türkiye'nin yörüklerindeniz yani. Saçı karalardanız. Kara koyun olarak. Maşallah saçlar da zaten kara. Ve evliyiz. İşte evli iki kız babasıyım. Kızlarım biri ortaya, biri ortaya gidiyor. Şimdi ben eski tarifle söylüyorum. Biri 7'ye gidiyor, biri 8'e gidiyor şu an. Evet. Ve 1994'ten beri belediye başkanısınız değil mi? Aynı zamanda ziraat mühendisi, Ankara ziraat mezunuyum. Evet. 1980'den ve 1994'ten beri de belediye başkanı devam ediyoruz. Çok güzel. Ben hemen Aydoğan Bey'e dönüyorum. Evet Sayın Kurt, sizi de çok kısa tanıyalım. Ben tanıyorum ama izleyicilerimizin tanıması lazım. Doğum yerimiz İzmir. Babamız Bayburtlu. Annemiz Kayserli. 7 kardeşiz. 1968-69 senesinde Avusturya'ya tayin olduk. 4 kardeşlik o zaman, 4 erkek kardeşlik. Yani hayatımız orada geçti. Ama yine kökenimiz tabii ki Türkiye. Yani Türkiye'de bir şey olduğu zaman çok içimize gidiyor böyle. Yani bu son zamanda olan olaylar bayağı etkiledi bizi. Kendimiz, ben kendim 2 sene barış gücünde çalıştım. Şam ve Golan Tepelerde. O da hastanede çalıştım. Ve insanlar bu anlarda neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Çok üzücü bir durum. Keşke olmasa diyoruz ama olan şeyler, hayat budur. Evet. Maalesef Türk halkı tekrar yani sabırlık dilerim. Ne diyeyim? Evet, teşekkür ediyoruz. Ben hemen Sayın Türkmen'e dönüyorum. Gerçi siz daha önce Avrupa Dediğinde konuk olmuştunuz ama tabii ki her programda aynı izleyiciler yok. Onlar var, hep yenileri katılıyor. Ben de kısaca sizden kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Doktor Zafer Türkmen, İstanbul Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. İşte 2001 yılında kendi binamızı inşa ederek Türkiye'nin ilk fiziki yapısıyla, projesiyle, cihazlarıyla ilk özel göz hastanesini kurduk. Doktor arkadaşlarla birlikte. Evliyim, iki kızım var. Adanalıyım ama Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirmek üzere İstanbul'a geldiğimizde kaldınız burada. Orada kaldık. Yani İstanbul'da kaldık. İstanbullu İstanbulluyuz artık uzun süredir. Burada yerleştik. Kızlarımızı da büyüttük. Onlar da artık meslek sahibi oldular. Ne güzel, Allah versin. Teşekkürler Cemil cümlemizin. Bu şekilde hekimlik de yapıyoruz. Yöneticilik yapıyoruz. İstanbul Göz Hastanesi olarak. Başarılı bir yöneticiniz var. Ben onu yakından biliyorum. Teşekkür bir, ediyorum. Hayatınızın önemli bölümü hastanede geçiyor. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. İşte Göz Hastanesi olarak göz hastalıkları alanında hizmet evet. vermeye devam ediyoruz. Ben de arkadaşlarımdan rica edeceğim. Eğer telefon numarasını da getirebilirlerse ekrana. Sevgili izleyiciler,
Program sırasında gözle ilgili sorunları olan var ise ve bu konuda soru yönetmek isteyenler var ise lütfen İstanbul'daki 090-212-444-44-34 nolu telefonu arayınız. Efendim evet, bu kısa tanıtımdan sonra bazı haberlerimiz var. Önce o haberlere geçelim, ondan sonra da geniş sohbetlerimize başlayalım. Sevgili izleyiciler, bayram nedeniyle biliyorsunuz Avrupa'daki birçok gelişmeyi verdik ama program süremiz de kısıtlı olduğu için hepsini bir arada vermemiz mümkün olmadı. Örneğin Avusturya, Viyana'da önemli bir ziyaret gerçekleşti. Viyana Ticaret Odası Başkanı Bayan Brigitte Young ilk kez bir Türk işyerini ziyaret etti ve bayramın birinci gününde gerçekleştirdiği bu ziyaret Ceyhan Pusmaz'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Evin Mobilya'ya oldu ve bu ziyareti Viyana temsilcimiz Semra Türel izledi. Geçtiğimiz Ramazan bayramında Viyana'da anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Viyana Ticaret Odası Başkanı Brigitte Young ve Viyana Mobilyacılar Odası Başkanı Erwin Pellet, Türk iş adamı Ceyhan Pusmaz'a ve sahibi olduğu Evin Mobilya'ya bir bayram ziyareti yaptı. Ceyhan Pusmaz, Brigitte Young'a sadece Viyana'da değil, Avusturya-Türkiye arasında da uluslararası ticaret yaptıklarını anlattı. Bir buçuk yıl önce bir girişim başlattık. Türkiye'de lüks konutların mutfaklarının yapımı işine giriştik. Bu projede Dankuhan mutfaklarını kullanıyoruz. Yani biz sadece Türkiye'den Avusturya'ya ithalat değil, Avusturya'dan da Türkiye'ye ihracat yapıyoruz. Daha sonra Avrupa'da 7 gün Viyana temsilcisi Semra Türel'in sorularını yanıtlayan Brigitte Young ise, Viyana'da bazı Türk girişimcileri Avusturyalı bazı iş adamlarının çekildikleri alanlarda iş potansiyeli oluşturmalarının yanı sıra Türkiye-Avusturya ticari ilişkilerinde önemli rol oynuyorlar. Bu da Viyana ekonomisi için gerçekten çok önemli dedi. Ceyhan Pusmaz görüşme sırasında Semra Türel'in sorularını da yanıtladı. Avusturya mobilya sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Evin Mobilya'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Ceyhan Pusmaz Beyefendi ile bir kısa sohbetimiz var. Kaç yıldır Evin Mobilya var? Evin Mobilya 6 yıldır Viyana'da var ve bugün de bizim için çok önemli bir gün. Hem Ramazan bayramı hem de ilk defa Avusturya'daki Viyana Ticaret Odası Başkanı bir Türk şirketini ziyaret ediyor ve bayram gününde de bizi ziyaret ediyor. Bu açıdan da önemli bir gün. Peki başka ülkelerde projeleriniz var mı Evin Mobilya ile ilgili? Türkiye'de devam eden projelerimiz var, çalışmalarımız var ve Avusturya'da. Şu anda iki ülkede ticari olarak aktivitelerimiz var. Bu dört tane ziyaret sırasında Ceyhan Pusmaz, Avusturyalı heyete birer hediye verirken, Brigitte Young da Pusmaz'a ünlü Viyana el yapımı pralinlerden oluşan bir kutu çikolata hediye etti. Evet efendim, böylesine sıcak bir görüşme gerçekleşti. Dileriz ki Viyana'da Evin Mobilya gibi, ki birçok kuruluş var ama sayıları çok daha artsın ve Avusturyalı yetkililerle bu sıcak temaslar hep devam etsin. Evet efendim, televizyonlarını yeni için ben hemen bir hatırlatmada bulunayım. Avrupa'da 7 günün bugünkü canlı yayında bugünkü konukları sırasıyla Antalya Beldibi Belediye Başkanı Sayın Abdullah Çelik, Avusturya'da bütün Avrupa'da ve Türkiye'deki Türk öğrenciler için online üniversiteyi gerçekleştiren, ki yayında anlatacak, Sayın Aydoğan Kurt, kendisi Vels yakınlarındaki Gaşbach'tan geldi Avusturya'dan ve İstanbul Göz Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Doktor Zafer Türkmen konuklarımız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş ve ben hemen Beldibi Belediye Başkanı Sayın Abdullah Çelik'e dönüyorum. Efendim, Beldibi küçük görünen bir yer. Ama dünyanın tanıdığı ve çok sayıda oteliyle, 5 yıldızlı oteliyle inanılmaz bir ekonomik potansiyele sahip bir an. Ben sormak istiyorum. Nedir Beldibi'nin örneğin yıllık cirosu? Şimdi Beldibi 1994'te ben geldiğimde 8.38 yatağı vardı. Şimdi ben işte bu 3. dönemde bu yatak sayısı çeşitli bürokratik engellere bizim de yardımlarımızla kolaylaşması suretiyle 30.000'e çıktı.
Ben geldiğimde Beylikdüzü'nün gayri safi milli hasılası 35-40 milyon dolardı. Şu anda 240-250 milyon dolar civarında yani. Şimdi bunun yanında Beylikdüzü'nün ülke şey